Herkese tekrardan merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Ve göstereyim arkadaşlar. 57 litre aldım. 125 riyal tuttu. Yaklaşık 1000 TL. Arkadaşlar bugün bir Türk buluşması yaptık. Zehra da Mekke'den geldi. Böyle hanımlara özel gezdiriyor. Ben de şu anda test yapıyorum. Mekke'ye gelirseniz Zehra'yı bulun. Arkadaşlar bu arada biz daha eve yeni girdik. Çocuklarla birlikte. Merhaba. Evet, Arabistan'da sıradan bir gün. Bakın böyle gül suyu satılıyor. Direkt Taif'ten geliyor. Çok güzel. O yüzden çok şanslıyız. Bakın. Bu arada nereden pasta alabiliriz diyenler için buranın pastaları çok güzel oluyor. Taze oluyor. Şu mangolu pasta mesela, mangodan gül yapmışlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben kahvemi aldım. Güzel yorumlarınızı okumaya gidiyorum. Herkese tekrardan merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. 26 Ocak benim doğum günüm. Halil'in ve Halit'in doğum günde bu sene yapamadım. Bazı olaylardan dolayı hepinizin de bildiği gibi. Şimdi böyle herkese istediği pastayı aldık. Ben çilekli istedim. Halil böyle üzerinde çikolatalı olanı, Halit de böyle minik bir çikolata topu olanı istedi. Herkes kendi istediği pastasını seçti. Arabada etkinlik yapıyoruz. Şimdi herkes kendi istediği pastasını yiyecek. Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Sağlıklı uzun ömürler. Allah nasip ettiği sürece her sene ad günlerini, doğum günlerini böyle aile arasında yaparız. Lütfen kötü yorum yapmayın. Sadece amacımız böyle çocuklarla aktivite yapmak. Bugünümüzde boş geçmesin evet, istedi. Evet, hadi bakalım. Herkes şimdi pastalarını yiyecek. Bugünkü videomuzda neler izleyeceksiniz? Nasıl yiyeceğiz bu arada? Çatalımız abi yok. Abi buna, ben de buna. O senin, evet. O bugünkü benim. Videoda Cidde'deki o Türklerle benim. Neler yapıyoruz, o ne senin. Yapıyoruz, nerelere gidiyoruz? Bu toplu olan minik top var üstünde çikolatalı. O Halit'in, o abinin, o benim. Tabii ki de birbirinize paylaşabilirsiniz. Evet, bugünkü videoda Türklerle nereye gidiyoruz, nerelerde buluşuyoruz, ne yapıyoruz? Özellikle şu anda Cidde'de hava böyle yaz akşamları gibi olmaya başladı. 27-26 derecelerde. Çok güzel parklar var. Türk hanımlarla orada buluşuyoruz. Hayalde buluşuyoruz. Ondan sonra böyle evlerde oturmalar oluyor. Yiyelim mi? Yiyebilirsin. Hadi başla bakalım. Hadi yiyelim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Merhaba. Evet, Arabistan'da sıradan bir gün. Anne, kıvır. Evet. Sahibini bekliyor camda. Bay bay yapabilirsiniz. Yemek almaya gitmiş babası, onu bekliyor. Hadi gelin. Neden camdan kulağını çıkarttı? Hava alıyor. Hadi gelin. Şimdi markete geldik. Burası Bin Davut'un aynısı. Aynı firma. Denup diye geçiyor. Zaten iç stili falan, iç stili hep aynı. Bin Davut'la aynı. Çok tatlı değil mi? Arabistan hala çok sıcak arkadaşlar. Şu an belki 30 derece falan. Bugün de çocukların anne, saçını dondurma. Kestirmeye götüreceğim. Dondurma. Evet. Zaten Halit kış nedir bilmiyor. Şimdi Arabistan'da böyle çok fazla ülkeden insan olduğu için Hindistan, Pakistan. Alabilirsin, tamam. Sen de alabilirsin oradan. Bin bir çeşit nerede? Çay var. Şimdi her şeyin Arabistan'da İngilizcesi ve Arapçası yazıyor. O yüzden burada yaşamak istiyorsanız, hani böyle ben tarzanca konuşmayayım diyorsanız, muhakkak ya İngilizce ya da Arapça bilmeniz gerekiyor. Şunlar çok güzel. Umre'ye gelirseniz muhakkak bir tane alın. Böyle bir paketi 7 riyal, yani 58-60 TL ediyor. Şöyle bir paketi 1 litre oluyor. Bakın şurada 1 litre yazıyor. Bu çok güzel. Şu an evde var, o yüzden almıyorum. Onun dışında bu bağca yazan, bakın. Bunun her şeyini çok seviyorum. Safranlı kahvesi var. Bu Arap kahvesi çok da şık. Hediyelik için de çok güzel. Böyle hel deniyor bizde. Kakuleli var. Bir de karanfilli var. Araplar böyle tatlı seviyorlar bu şekilde. Ben de Türk kahvesini böyle helli alıyorum. Yani kakuleli alıyorum. Birçok Türk kahvesi var zaten. Mesela şurada bakın, Türk kahveleri. Burada Turkish Coffee yazıyor. Normalde bağca kullanıyorum. Eşim bunu da deneyelim dedi. O yüzden bunu aldım. Her gün illaki bir bardak Türk kahvesi içiyorum. Bilmiyorum siz kahve mi seversiniz, çay mı? Bakın böyle gül suyu satılıyor.
direkt Taif'ten geliyor. Çok güzel. O yüzden çok şanslıyız. Bakın. Hakiki gül suyu. Fiyatı 13 riyal. 100 TL falan yapıyor. Evet, Ramazan yaklaştığı için artık Arabistan'da böyle hurma kutuları çıktı ortaya. Şöyle göstereyim. Arabistan'ın en sevdiğim yanı, bin bir türlü hurma çeşidini bulabiliyorsunuz. Bu da susamlı ve bademli hurma. Burada acve var. Peygamber Efendimizin diktiği hurma. Bu arada Ramazan yaklaşıyor. Biz de şimdi direkt hurma bahçesinden Medine hurması göndermeye başladık. 5'er kiloluk yollayabiliyoruz. O şekilde kargo kabul ediyor. Eğer sizler de almak isterseniz aşağıya bizim kendi mağazamızın linkini bırakacağım. 5'er kilo şeklinde yeni mahsul hurmalardan gönderiyoruz. Almak isterseniz alabilirsiniz. Bu arada nereden pasta alabiliriz diyenler için buranın pastaları çok güzel oluyor. Taze oluyor. Şu mangolu pasta mesela, mangodan gül yapmışlar. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Bunun fiyatı da 105 riyal. 8 ile çarpın. 800 TL yapıyor. Ya da çarpmayalım. Vazgeçtim. Şöyle rengarenk şekerli var. Benzin almaya geldim. Maşallah araba içiyor resmen benzini. Bakalım fulletiyorum ne kadar tutacak. Size de söylerim. Ne oldu? Nerede? Bak. Evet, şimdi bir Türk buluşmamız daha var. Kızlarla buluşacağız. Burada bir parkta ama şöyle limuzinleri gördüm. Arka arkaya çekmek istedi. Muhtemelen kendi arabası. Demek ki limuzin seviyor adam. Bak, Mercedes limuzini nasıl buldu ama, çok ilginç. Değil mi? Nasıl yaptılar? Fabrikada yapıyorlar. Burası bu adamın villası. Şöyle göstereyim ama villa demek ayıp olur yani şimdi. Villa demeyelim de saray diyelim, değil mi çocuklar? Anne, bunu alalım mı? Ondan mı alalım? Ama burayı bilmiyor. O satılık değil ama, adamın kendi arabası, satmıyor ki. Satsaydı sorardık. O adamın kendi arabası. Satsa. Ya da acaba kiraya mı veriyor gelinlere? Oo, hem de Maybach. Mercedes Maybach. Vay, çok kime iyi. Kime sekiyor? Arabayı çektim. Ha, burası onun sarayı, pardon. Bakın şura bir kişinin evi mesela. Tamamen iki insan boyunda bir duvar var. İçeride de havuz var herhalde. Su sesi geliyor. Evet, güneşli bir Cidde gününde Türklerle bir buluşma daha yapacağız. Parka gidiyoruz. Kısırımı, çayımı aldım. Çorbamı, çocuklarımın yemeğini. Şöyle size çekeyim hemen. Çok güzel bakar mısınız? Ama güzel bakıyorlar. Ha, kaç bahçıvanı varsa artık. Neyse. Neredeydi? Yolumu kaybettim. Heh. Evet, geldik. Parka ulaştık. Şu anda geldik. Arabayı park edelim, ineceğiz. Belki akşama skuturcu da gelir. Gelir belki skuturcu. İnşallah daha, vardır. Daha erken ya, o yüzden gelmemiş. Daha sıcak. Bence gelir. Fazla da sıcak Kesin. Değil. Tamam, gelecek kız. Hadi bakalım. Parkı da çekelim. Merak ediyorlar ya ablalar. Arabayı park edeyim, geliyorum. Evet, parkımız burası. Çok güzel, kocaman bir park. Ayşegül abla hep övüyordu. Bakalım, gelelim dedik. Ev kedisi mi? O değil. O muydu? Vallahi ev kedisi. Aa. Hayır, bu değil. Demin sevdiğiniz o değil mi? Pis 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 pis. Yola çıkmayalım. Ha, bir daha mı var? Pis 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 pis. Aa, evet. Ay, kardeş gibiler. Pis 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 pis. Ben ona. Aa, evet. Diğeri. Aynen, bu değil. Diğeri ev kedisi. Ama bu ikisi kardeş gibi Halil. Dur. Aha, geldi. Pis 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 pis. Geldi. Ay, çok güzelsin. Pis pis. Ay, inanmıyorum. Pis 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 pis. Biraz geri çık da gelsin arabanın altına. Pis pis pis. Ay, resmen ev kedisi değil mi şu? Halit, yaklaşma da korkmasın. Toptan korkuyor. Pis pis. Tamam, al o zaman. Hinak Ermi, hinak. Pis pis pis. Yola çıkma. Yola çıkma. Aha. Ay, şurası da bana resmen Türkiye'yi hatırlattı. Anne, hadi gel. Hadi eşyalarımızı alalım. Herkes gelene kadar kısırımızı, çayımızı. Efendim bebeğim. Ama ne zaman gelecek Ayşegül abla? Şimdi geliyor. Bence şey gibi. Oldu mu? Aha.
Bence ev kedisi o Halil. Evet, durdum. Çayımızı çorbamızı aldık. Hemen gölge bir yer kapalım. Ay ne güzel esiyor. O bizim yanımıza gelir zaten. Topumuzu da aldık. İttihat biliyorsunuz ciddi. Tamam sevebilirsiniz. Ya resmen ev kedisi değil mi arkadaşlar? O bizim yanımıza gelir. Biz örtümüzü serelim hemen. Hoş. Ay. Eve mi alsak? Evet. Aa. Kaçtı. Eve alalım deyince kaçtı. Güzel. Evet. Bugün çocukların yemeğine 4 misafirimiz eşlik ediyor. Nasıl acıkmışlar. Dur biraz daha vereyim. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Aşağı dökülmesin soframıza anne. Bir dakika ben şöyle atayım yesinler. Ay nasıl yediler. Onu da sen at. Onu da sen at. At. Onu sen ye. Onu sen ye. Heh, anne tamam. Ben de. Aha. Ne oldu? At 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 at. Kaşıktan yedirme. At at at. Yesinler yesin. Yiyin yiyin yiyin. Cips niye attın Halit? Aa yedi. Ben de nasıl ya? Ama benim mi? At bakalım cipsi. O yedi değil mi cips? Aa resmen yedi. O yemiyor. Tam önce bunları yesinler. Yoksa daha yemezler. Var ya makarna. Sevdiler. Bak anladılar. Türk makarnası olduğunu. Ay gökyüzüne bakın. Onlar Türk bence. Ay kavga çıktı. Ama orada da var. İşte aynı senle Halit gibi. Al sana. Aha gördü. Daha atmıyoruz anneciğim. Atmadım. Onları yesinler ondan sonra. Ben de makarna veririm. Oh, 4 kardeşiniz oldu. O zaman nene de. Çok sevap oluyor size. At hadi bakalım. Oh. Yiyor bak çok sevdi. Aferin size. Anladılar ya. Bakın uçak iniyor uçak uçak. Anneanne el sallayın. El sallayın el sallayın. Evet buraya biraz uzak kalıyor havalimanı. Sahil zaten. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir Türk buluşması yaptık. Zehra da Mekke'den geldi. Böyle kocaman bir GMC bu jiplerden kendisinde var. Böyle hanımlara özel gezdiriyor. Ben de şu anda test yapıyorum. Mekke'ye gelirseniz Zehra'yı bulun. Bir de Medine'de var Emine. Onu da bulun demiştim. Sağ olsunlar Emine ile de tanışmışlar. Şimdi Cidde sokaklarında sürüşünü test ediyoruz diyemeyeceğim. Çünkü bayağı bir profesyonel bir şoför maşallah tebarekallah. Cidde'yi gezdiriyor şimdi. Ama gerçekten böyle yüksek araba da güzel oluyormuş ha. Şimdi sen bundan sonra normal araba süremezsin. Bebek gibi gel, oyuncak gibi gel. Oyuncak gibi gel. Yalnız arabayı dışarıdan da çekeceğim. Maşallah demeyi unutmayın. Bayağı bir yüksek yani. Bu X-Large değil mi? X-Large. Evet. Evet böyle düzlü sahile gidiyor zaten. Cidde'deyiz, geziyoruz. Kaç kilometre bu? Arka fır çoluk çocuk. Yani çoluk çocuklu gelirseniz mesela diyelim ki 6-7 kişi geldiniz. 3 de çocuk var. Bu araba kaç kişilik Zehra? 6 şoför harici. Oo, ama tabii aralar falan bayağı bir geniş. Bu da VIP bir araba arkadaşlar. Bu arada şura bizim ev. Hemen göstereceğim. Şu anda Cidde sahili. Şura Türk okulu. Hemen sol taraf. Göstereyim. Belki gelmişsinizdir daha önceden. Sahile geldim de okula gelmedim. Direkt şöyle U dönüşü yapınca orası Türk okulu. Orada bayrağımız falan var zaten. Şöyle şu otel sahil biliyorsunuz genelde görünüyor. Şöyle. Bayağı iyi ama. Aşağıya telefon numarası bırakalım mı? Olur. Hanımlar yazabilirsiniz ailecek gelince. Ama maşallah maşallah. Dışarıdan çekeceğim arabayı. Mesela ilk gördüğümde 9-10 kişilik falan dedim. Çoluk çocuk zaten 9-10 kişi rahat sığar yani. Aşırı konforlu. Dönüşlerde falan zor oluyor mu? Yani Mekke Medine yollar geniş olduğu için yani çok da sıkıntı çekmiyorum ama İstanbul'da Balat sokakları olsa. Evet yapamazsın doğru hayatta. Çünkü o sokaklara bu jiple girilmez zaten. Oraları da Vito ile giriyorduk ama. Oo, ciddi misin? Vito da sürüyorsun. Gerçekten ben şu duvarı dönelim duvar. Türkçesini unuttum. Kavşak. Kavşağa dönelim. Maşallah maşallah. Böyle Türk kızlarını görünce gurur duyuyorum gerçekten. Arkadaşım diye söylemiyorum. Zaten Zehra da Mekke'de çok aktif.
Bu arada Cidde'de bayağı bir hanımlar kullanıyor. Mekke'de nasıl? Mekke'de de var. Değil mi? Ama bu tur işi yapan herhalde yok. Evet, tur işi yok gerçekten. Sen buna bir ön ayak olmuş olacaksın ve çok da iyi olacak. Artık vize sorunu da kalktığı için internetten vize alıp hanımlar toplaşıp gelebilirsiniz Kabe'ye. Kız kıza toplaşın gelin. Gidiyor gidiyor bak maşallah. Hadi git. Kocaman araba bak, sonu bile yok. Otobüs bu, araba değil. Aha gidiyor. Çok güzel, evet. Maşallah kocaman. Şimdi Mekke'ye gidiyor, Kabe'ye. Halil'e bakın, polis. Arkadaşlar bu arada biz daha eve yeni girdik çocuklarla birlikte. Derya'cığım çok teşekkür ediyorum. Böyle bana Türkiye'den arkadaşım gelmişti. Sonra birkaç ablam vardı sevdiğim. Onlarla birlikte dedik hayal restoranda şöyle bir kahve günü yapalım. Sonra güzel kokular gelince mutfaktan dedik birer tane böyle bir herkes yemek istesin. Sonra hep beraber yemeklerimizi falan yedik. Ben de misafirlerimi ağırlamış oldum. 10 ya da 12 kişiydik. Bayağı bir kalabalıktık. Tabii bize özel yine masa hazırladılar sağ olsunlar. Hayal her zamanki gibi yine sağ olsun çok güzel ilgilendiler. Şimdi böylesi arkadaşımın bana aldığı hediyeyi de gösterip videoyu kapatıyorum. Çok naziksin Derya'cığım, çok teşekkürler. Özel kutusu da var ya, bu kutu kıyılıp da atılmaz. Bu böyle taka kutusu bile olur, bakar mısınız? Çok şık, teşekkür ediyorum Derya'cığım. İyi ki tanımışım gerçekten. Böyle nazik, naif insanları tanımak çok güzel bir duygu. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın. İyilik yapın, denize atın. Mevlam karşılığını her zaman verecektir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir sonraki Türk buluşmasında görüşürüz. Şimdi abi tıraş olacak. Evet, Halil Bey'in tıraşı bitti. Dön bakalım. Dön dön. Arkaları da ooo. Dön dön dön. Maşallah. Çok güzel oldun he. Bakayım. Beğendin? Evet. Evet, saçlarını Türk berberinde kestirdik bu arada. Güzel yaptı değil mi? Ama evet. Beğendin mi sarı? Yeşil yaptı. Yeşil değil de kırmızı. Kırmızı. Bir de kırmızı sprey sıktı. Bakayım şöyle indir başını. Sıra abi de bakayım. Ay çok güzel oldunuz. Sağlık olsun. Ne denir? Saatler olsun heh. Saatler olsun. Hadi hoşça kalın. Bye bye. Evet arkadaşlar, şimdi ben kahvemi aldım. Güzel yorumlarınızı okumaya gidiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Özellikle çekmemi istediğiniz videolar varsa da aşağıya yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Suudi Arabistan'dan, Cidde'den sevgiler, selamlar.